Agalarım, herkese selamlar dostlar. 13 Şubat ve 14 Şubat. Bu arada sevgililer gününüz kutlu olsun. Benim de sevgilim sizlersiniz diyerekten. Şöyle bir yağlama yapalım sizlere. Dostlar, toplamda 5 tane 13'ünden, 3 tane de 14'ünden. 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Videoda bir adet sizlere ideal kombine de önereceğim. Hatta doğrudan 13 Şubat'a bu. O yüzden sizlerden ricam aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorum destekleri gelirse ben sizlere bu şekilde kombin önerisi yapmaya devam ederim. Artı 500 beğeni görelim diyerekten de başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe maç skoru bilen yok. 2-2 bitti. Fener bizi, bir güzel yatırdı. İdeal kombine serimizi sonlandırdı. Diyecek söz yok. 2 adet maç skoru yarışmamız var. Leipzig Real Madrid ile Lazio ile Bayern Münih maç skorları ne olur? Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen arkadaşlarımızdan Birer kişi şubat ayının sonuna kadar gruplarımıza misafir edeceğiz. Her türlü soru görüş öneri, gruplara girmek isteyenler vesaire sorusu olanlar maç hakkında falan bana Instagram üzerinden yazarsa ben zaten atılan bütün mesajları cevapladığımı da biliyorum. Ha bazıları mesaj atamıyor engel oluyor. Yorum yapın ben zaten yine yazdığımı belirttim Instagram Kangal Bey. Kuponlara baktığımız zaman da Aga Cumartesi hikayede ideal kombinemiz var mıydı? Ana kombinemiz gelmişti. Youtube'da da vermiştim. Alternatif kombinemiz de gelmişti. Cumartesi bu şekilde geçti. 2'de 2. Pazara baktığımız zaman da pazarda 3 tane kombine verildi. Pazar'ın ana kombinesi, alternatif kombinesi tekli olaraktan da. Ana kombine Fenerbahçe'den yattı. Ana kombine serimiz 9. seride sonlandı. Hatta üstüne de yazdım. Braga'da çok rahat gelmişti oysa 20 dakikada gelmişti. Alternatif kombine baktığım zaman Arsenal galibiyetiyle Milan'ın yarı kazanını yine aynı şekilde aldık. Teklimizde Lyon'un yarı kazanılacağı o da aldı. Yine toplamda pazar günü 5 adet yani Hafta sonu 5 adet kombine verdim. 4 tanesi başarılı şekilde sonuçlandı. Her türlü para kazandık. Onu söyleyeyim her türlü para kazandık. Tebrikler. Kazanan herkese tebrikler. Video sonuçları da çok güzel. Yüksek misli de cumartesi bizi siti saplamıştı. Pazarda kim sapladı? Fenerbahçe. Yüksek misli de zarar ettik. Onu belirteyim. Yani normalde yüksek misli kasalar uçması lazım. Şu an kasa şu an eksiye bile düşmüş olabilir. Hesaplayacağım bunu da söyleyeyim. Eksi 2000 eksi 3000 bandında kasa olabilir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de yatırdı yani bizi. Onu da belirtmek isterim. Yüksek misli aynı şekilde maç önü yaptığımız gibi canlı da yapıyoruz. Canlıya da ama aşırı yüksek girmiyorum. 500, 600, 1700. 1000 TL'ye geçmiyorum canlıda. Bu şekilde yüksek misli canlılarımızla devam ediyor. Yüksek misli canlı, canlının yanında zaten NBA tercihlerimiz de var. Geceleri NBA oluyor bildiğiniz üzere. Bunu videosunu çekemiyoruz fakat gruplarımıza ve gün açık telegram gruplarımıza atabiliyoruz. Canlı maçlarımız zaten sürekli izlediğimiz için canlı bahislerimizle birlikte gruplarımıza esmeye devam ediyoruz. Bakın canlı oynuyorsanız gruplarımıza bir gelin o canlı seviyesinden 650 IBAN'a 500 olandan bir değerlendirin canlının farkını yaşayın. Herkes açık Telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya da tıklayarak da katılabilirsiniz. Diyerekten başlayalım. Beğeni ve yorum destekleriniz bekliyoruz. Artı 500 beğeni gelirse sizlere bu kombin önerisi devam edin, devamını da sürdürmek isterim. Leicester mücadelesi de Wednesday. Sheffield mücadelesi. Leicester kendi evinde oynayacak. Burada Endidi sanırım olmayanların isimler, isimler arasında. Ben burada Leicester tarafındayım. Bu Championship maçlarını çok fazla izleyemiyorum. Ama Leicester'ı mesela 3 tane falan maçını izledim bu sezon. Özetlerine baktım. Genel olarak şu an hepsinin özetlerine baktım zaten. Sabahtan beri bunlara çalışıyorum. Leicester tarafındayım. Burada aynı şekilde Mavi Didi, Daka, McHatter gibi isimlerle birlikte sağda olacak Leicester. Burada kazanırı 2-0-2-1 ayarında e bir mücadele bekliyorum ben. 1.5 üstünde bir mücadele ideal tercihidir. En az 2 gol bekliyorum Leicester tarafından zaten. Şampiyonluğu zaten aldı götürdü tek başına. 1.5 üstünde bir idealdir. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler 2.5 üstünde bir de yapabilir. Oran 1.70 bandına kadar çıkartabiliyor. Dediğim gibi o 3. gol belki bekletebilir bizi. 2-0 önceliğimdir. Ama 2'den sonra 2-1 veya 3-0 da bulma ihtimali o 3. gol biraz bekletebilir. Bunu söylemek istiyorum. O biraz riski vardır. Diğer mücadele Sivan ile Les United mücadelesi. Burada da Les United tarafındayım. Zaten bunlar bir ikincilik yarışında. Championship'te biliyorsunuz ilk iki çıkıyor. Hatta ekranda da görüyorsunuz. Southampton'ın 64, West United'ın 63 puanı var. Swansea City de son mücadelesinde galip gelmesini bildi. Fakat ondan önce kendi evinde oynamış olduğu iki mücadelede çok iyi performans veremedi. Hatta bir tanesinden 3 tane gol yedi. West United kaliteli kadrosuyla birlikte burada ağır basar gibi geliyor. Fakat mücadelenin normalde deplasman 1.5 üstte de gidilebilirdi. Ama mücadelenin 1-0'ı var mı? Var. O yüzden doğrudan sadece Matsun 2 olaraktan da 1.39 gibi orandan aldım. Matsun 2 1.0'ı da yanında ol tutmak istiyorum. Evet 4.5 altında 2 yaparsanız da bu oranı biraz daha yükseltmiş oluruz. 1.73 bandına kadar da 4.5 altında 2 kalma şansı da mevcut. Kopenhag'la Manchester City karşılaşması. City hafta sonu Cumartesi günü 2-0 galip geldi. O mücadele muhtemelen çoğu kişi yatırmıştır. Anca canlıdan alabilen almıştır. Maç önü olarak çok tutturan sadece handikap tercihi geldi orada. İlk yarı gelmedi. Maç üstü olmadı vesaire vesaire. Ee, Sisi tarafından burada yine şöyle bir galibiyet bekliyorum. Tabii galip gelecektir. Fakat bu galibiyeti ilk yarıda beklemeyeceğim ben bu sefer. Çünkü genellikle Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde Dept Basman'da da ne bileyim Kızıl Yıldız maçı vardı hatırlayın. Genellikle bu tür maçları genellikle ikinci yarı bitirdi. İkinci yarı bitirdiği için burada ilk yarı galibiyetini gitmek bence bizi yorabilir, üzedebilir. Mücadelede ikinci yarı galibiyetini almak benim için çok daha mantıklı olacaktır. Hatta şunu söyleyeyim. İdeal kombinemin ilk mücadelesi Manchester City'nin burada ikinci yarı kazanması. Normalde ilk yarı galibiyetine giderim. Ama son dönemde gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde ve son dönemde yapmış olduğu Brent maçı ilk yarı berabere bitti. ikinci yarı aldı. Son oynamış mücadele Everton mücadelesi ilk yarı berabere bitti. ikinci yarı kopardı. Genellikle ikinci yarı kopardığı için burada ikinci yarı galibiyeti Manchester City olarak da beklediğimi belirteyim. Leipzig Real Madrid maçıyla devam edelim. A kadar bu maç öncelikle skor mücadelemiz. Maç skoru ne olur diyerekten de sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Real Madrid tarafında çok önemli bir eksiklik var. Bellingham bu maçta olmayacak sanırım. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim yabancı kaynaklardan da bakıyorum da ben. Aynen Bellingham bu maçta muhtemelen olmayacak. Zaten Nesine'de de öyle yazıyor. Olmayacak şeklinde. Leipzig tarafında da yani kadrosu böyle baklava bir oyun oynuyor orada. Real Madrid tarafına gol atabilir. Bunda herkesin fikri. Zaten iddia da diyor ki ya Real Madrid 2 e oran açmışlar. Maçın varı bir 40 bandında, bir 30 bir 40 bandında. Ben ama vara gitmeyeceğim. Ben burada vara gitmeyeceğim. Real Madrid tarafındayım aga. Real Madrid e bu kadar oran açılmışken diğer seçeneğinde Deplasman yarı kazanır. İki takım da birbirinin oyununa benziyor ama Real Madrid winner takıma galip. Yani winner takıma burada güveneceksin. Real Madrid Deplasman'da da olsa bir yarıyı kazanın oranı 1.49 gibi orandan değerlendirdim. İdeal kombineme de koydum zaten bu mücadeleyi. Real Madrid bence yarı kazanacak. Skor beklentimle benim 2-1'e yarında Real Madrid'in burada galip gelmesi yönünde olacaktır. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir diyerekten de devam ettim. West Bromwich ile Cardiff mücadelesi. West Bromwich de zirveyi oynuyor. Son mücadelesinde bir berabere kaldı. Onun dışında Cardiff yenebilecek potansiyelde. Playoff yarışında üst sıralarda altlar birbirine çok yakın burada. Çok da çekişmeli bir lig, var, lig geçiyor şu an. West Bromwich albini ben burada kendi evine galibiyetini bekliyorum. 1.43 gibi orandan doğrudan galibiyetini aldım. Maç skor beklentimde 2-0 ayarında West Brom için doğrudan galibiyeti olduğunu da belirteyim sizlere. Geçtim ayın 14'üne. 14 için öncelikle tekrardan sevgiler gününüzü kutlarım. Canım sevgilerim gerekten. Size tekrardan bir ağlama. Playmont'la Coventry mücadelesi. Şimdi şu maçı şöyle söyleyeyim. Öncelikle beklenti 2-1'e yarına deplasman galibiyeti. Ama Premont'un kendi evinde oynamış olduğu maçlara baktım. Kendiniz istatistik olarak da bakabilirsiniz. Kendi evinde çok fazla gol atan bir takım. Onu geçtim. Kendi evine saldırıyor ne olursa olsun saldırıyor. O yüzden mücadelede gollere gitmek en mantıklısı. Deplasman ne kadar favori, favori olsa ev sahibinden gol bekliyorum. Karşılıkta gelecek goller burada benim ideal tercihim olacaktır. Her iki takımdan gol atsalar bekliyorum. Skor beklentimde e, beklentiyle aynı yönünde 2-1 Coventry'nin galibiyeti olacaktır. Diğer mücadelem Lazio ile Bayern Münih karşılaşması. Bu maçında maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Yine bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımızda misafir edelim Şubat ayı boyunca. Bayern Münih'in Bayern Leverkusen mücadelesini izledik. Sağda yoktu. Oyun olarak üstünlük var mıydı derseniz top çevirdi. Ama Leverkusen buna izin verdi. Skor aldıktan sonra. Her iki takım da çok iyi değil. Lazio da çok iyi değil. Lazio'nun bir kagliari galibiyeti var. Hafta Sonunda onu da izledik, canlısını yaptık, kazandık. Immobile'nin gol atarına kadar verdik ki aldık. Bayern Münih bence burada şöyle düşünebilir. Lig'de öyle mağlup olmuşken elimizde şampiyonlar ligi. Biz şampiyonlar ligini asılalım. Çünkü ligi salmış gibi bir oyun vardı. Yani şampiyon olmak isteyen takım öyle oynamaz. Lazio'ya karşı burada doğrudan galibiyetini bekliyorum. Matsun 2, Bayern Münih kazanır şeklinde aldım. Onun yanında çok fazla gol beklemiyorum. 4.5 altını 2 yaparsanız da oranı 1.80 bandına kadar da çıkartabilirsiniz diyerekten de geçeyim. Son mücadelem Paris'te Real Sociedad mücadelesi. Burada da Paris tarafındayım. Neden Paris tarafındayım? Real Sociedad'ın savunmasında çok fazla eksik var. Paris'in zaten ligde herhangi bir doğru düzgün bir çekişmesi yok. Ligin sürekli kazanıyor. Onlar için daha önemli olan taraf burada. şampiyonel ligi olması kaynaklı. Paris'in buradan doğrudan galibiyetini bekliyorum. Önemli bir eksikliği de yok. Zaten Deplasman Real Sociedad'ın savunma hattında önemli eksikler varken Real Sociedad burada zorlanır. Paris affetmez. Maç biri doğrudan Paris galibiyeti olarak değerlendirdim. Diğer de geçeyim. Dostlar toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. İdeal kombinem var ekrana gelsin. İdeal kombinem ekranda gördüğünüz gibi. Hem şey maçını aldım. Real Madrid hem de City mücadelesini. 13 Şubat'ın ideal kombine olarak ben söyleyeyim bunu. Real Madrid'in deplasmanında da olsa her iki takımın oyunu bence birbirine benziyor. Geçiş oyununu iyi oynuyor. O yüzden Real Madrid'in e ben burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Siz de son dönemde genellikle ikinci yarı galip geliyor. O yüzden ikinci yarı galibiyeti Manchester City olarak bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirip yapabilirler. Benim ideal kombinam bu yönde olacaktır. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.